Allah'a hoş geldin. Hoş bulduk. Mehmet Birol Şahin. Evet, tam olarak böyle. Nasıl tanıtıyorsun abi Mehmet Birol Şahin kimdir dedikleri zaman? Nasıl tanıtıyorsun kendini? Valla ben öyle e, o kadar ben yani sahip olduğum sıfatları pek kullanmasını e, yani sevmiyorum hoşlaşmadığım için yani işte e, şu işte şu mesela şu anda diyeyim belediyelerde Altı Eylül ve Büyükşehir belediyesinde bir sürü görevim var ondan sonra avukat bilmem ne falan böyle şeyleri kullanmıyorum. Sadece ismimi kullanıyorum. Eskiden mesela ben işte siyaset yaptığım siyaset partide Doğru Yol Partisi'nin ilçe başkanı iken, merkez ilçe başkanı iken ben makam masasında odası, makam odasının makam sandalyesinde de oturmazdım hiç. Böyle kenarda oturdum hep genelde öyle. Yani pek hoşlaştığım bir konu değil. O yüzden e, bu sıfat işleri biraz e, benim dünya görüşüme ve e, anlayışıma şey değildi. Onlar çünkü o sıfatı o sıfatın olduğu yerde zaten kullanılıyor ama halka böyle birilerine şunu ben şuyum buyum demek biraz e, hoş Bana değil. De, ben de aynı konuda. En fikrim biraz böyle sanki etiket meraklısı kişiler bunu kullanıyor gibi e, yani bu ama. biraz gurur, kibir rek kaçıyor. Şimdi e, böyle ama mesela kimsin diyorsun daha adını söylemeden şu, 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 şu. en son söyleye ismini. Çok böyle bazen e, haber anlamında şeylerde de evet. karşılaşıyoruz. Kimsin deyince ben sen benim kim olduğumu biliyor musun cevabı oluyor aslında. Bu hoş bir şey değil. Ben öyle bir şey kullanmıyorum. Evlisin abi. Evet. Çoluk çocuk. Tabii. Üç tane çocuğum var. Burada Balıkesir hangi e, yani ke, şey olarak soruyorum. Hani köy kent olayı var ya. Nereye? Benim babam e, merkeze bağlı e, yağcılar köyünden. Annem de Şamlı. Eskiden beldeydi. Şimdi kırsala artık büyük şehir olunca hepsi mahalle dönüştü. Yani o da Şamlı'yla Yağcılar zaten yan yana ee, köy, beldedir, mahalledir, kırsal mahalledir. Şimdi abi çok medyadik bir isimsin. Kendini de zaten medya sektöründe de biz biliyoruz programlarını <laughs> izledim. Evet. Ee, TV programında. Bu şey nereden geliyor? Televiz şimdi avukatsınız, siyasetçilik var, televizyonculuk var. Böyle çok geniş bir yelpaze var. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Avukat yani hukukçu ben avukattım demekten ziyade ben hukukçu farklı bir şey yani dava takipçiliği icra takipçiliği başka bir şey ama ben hukukçu olmaya özen gösteriyorum yani elbette avukatlık anlamında yani hayatımızı kazanabileceğim geçimimizi sağlayabileceğim bir meslek o sadece. Hı hı. Ee, ben üniversiteyi bitirdikten sonra 90 yılında üniversiteyi bitirdim. İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdim ve Balıkesir'e döndüğümden itibaren staj avukatlık stajına başladığımdan itibaren ilk önce o dönemde Şayakçı ailesine ait bir hizmet gazetesi vardı. Hı hı. O dönemde belki şimdi genç arkadaşların birçoğu görmemiştir. O dönemde böyle offsetler, bilgisayarla programlar yoktu. Bodrum katında entertip makinesi denilen hı hı. kurşunla dökülen baskıların öyle yapıldığı bir hizmet gazetesi vardı. Ben o gazetede her gün köşe yazısı yazmaya başladım. Sonra yaygın basın anlamında dergilerde de bu tip şeyler olduğu için medya işi o zamandan başladım. Ee, yani avukatlık yaparken ben hep e, bazen böyle insanlar şey yapabilir yani ben hep böyle medyatiklik aslında o medyada haber olmaktan ziyade ben aslında Balıkesir'de 90 deyince şu anda 2021 yılındayız. 31 yıl oluyor. Hı hı. Yani ben 30 yıldır Balıkesir'de yerel gazetelerde bu sadece burada değil bir tek hizmet ilk olduğu için söylüyorum. Hı hı. Yerel gazete. Balıkesir'deki bütün o dönemde yayınlanan gazetelerde bazen günde 3-4 tane mak makale yazıyordum. Yani ne o? Ülkemle ilgili, şehirle ilgili. Ee, sadece bu değil. Bandırma'da çıkan gazetede Sındırgı'da çıkan, Körfez'de çıkan gazetelerde yani böyle binlerce yazım vardır. Hı hı. O dönemden beri gazete anlamında ben hep göz önünde olan birisiyim. Yani bir de ne düşündüğüm ne söylediğim de böyle şeydir yazıla kayda söz uçuyor gidiyor. Yani hı hı. üç gün sonra ben öyle deme dedim diyebilirim. Benim böyle bir dezavantajım var ama bir avantajım var. Ben bazen şehirle ilgili bile mesela... E, diyelim şu anda Zanospaşa Paşa Meydanında bir proje yürütülüyor. Evet. Ya ben onu 30 sene önce, 25 sene önce yazı yazarken, yani böyle bir siyasetle dedi ya yani bir şehirde yaşayan birisi olarak zaman zaman açıyorum, e, zaman zaman onu böyle sosyal ağlarda da paylaşıyorum. Yani ben bununla ilgili bak işte şunlarla ilgili, Hı -hı. şehirle ilgili bir sürü şeyler yazmıştım. Bu Dizler. şeyi. Sonra biliyorsunuz balık Türkiye'de bir televizyon ve radyo furyası başladı. Evet böyle değildir o zaman. İlk herkes isteyen bir kamera, hemen bir yayın, bir radyo da anlamda. Karasal yayın vardı o zaman. Karasal <laughs> yayın. Öyle bir e, rütük falan denetim menetim yoktu. O dönemde yerel gazeteler başladı. Televizyonlar başladı. Radyolar başladı. Mesela ben e, radyolarda da böyle programlar falan konuştum. Hatta konuşma programları Müzikle değildi. Ben ee, geçen bir tanesini görmüştüm. Bir bakan mıydı? Bir, birisini ağırlamıştınız. Parti başkanı mıydı? Şimdi Tam hatırlayamadım da. Ben e, ünivers o furya başlayınca e, televizyon kurulmayı herkes çok basitti o zaman. O kolaydı kurmak. E, Karasal yayın başlayınca burada e, Sıtkı Şeremetli, Sayın Sıtkı Şeremetli Hı. BTV diye bir televizyon kurmuştu. Burada şu anda Şekerbank Milli Kuvvetler Caddesi üstünde. Böyle e, şeyle böyle bilgisayarlar bilgisayarlar çok basit bir şekilde ama e, çok verimli, çok izlenen böyle şey vardı. Ben hmm. orada e, her hafta bir akşam hatta iki akşam bir konuk alır. Böyle işte bazen bir avukat, sos siyasetçi. Ben daha çok böyle programın sunucu gibi. Senin oturduğun koltukta <laughs> yani öyle oturalım diyelim. E, sonra şehre gelen, televizyon diyor şehre gelen mesela konferans için işte bir profesör, e, kendi bilim adamı olabilir, siyasetçi olabilir. Onlar yani günlük programından sonra akşam da yayına kalıyorlardı. Hı hı. Yayına kalınca da ben gene e, onun yanına otururdum. Şu anda tabii var onlar böyle e, şeylik e, ama çok tatlı. Ben izlerken falan bir izlerseniz çok amatör ama çok güzel. E, çok samimi. Nasıl samimi? Yani bir de böyle bak büyük bir cesaret gerektirir belki yayıncılık hı hı. anlamında. E, masada bir telefon e, canlı telefon telefon çalar arada bir o kayıtlarda var yani direkt izleyen insanlar canlı yayınlanmanın dışında bir de insanlar canlı katılıp yani ben e, sunucu olarak ya da e, neden ne derseniz artık adına ben basardım telefon çalıyordu yani vatandaş açıyor telefon çaldı mı telefon Ben bir dakika Sayın misafirimiz diyordum, basıyorum düğmeye hemen canlı yayına geliyor Orada insan soruyor. Yani bak hakaret edebilir. Doğru. Kızan insanlar var. Hı hı. Yani şimdi böyle bir bu, bu çok yok yani. Şu anda ben yaygın profesyonel gazet, televizyonlarda da bu tip yapan çok azdır. Yok, görmüyorum. Biz açıyorduk buradan konuşuyordu soru soruyorduk. Kurup böyle ee, yani öyle televizyon Şu an medya aslında hani belli bir gruplaşmalar, belli bir şeyler olduğu için bir konuğu da konuya göre alıyorlar. Canlı yayına katılacak telefonu da ne söyler ben, bu acaba deyip süzgeçten tabii ön geçiriyorlar. Süzgeçten geçiriyorlar. Yani. herkes bana e, yani şey oluyor ya. Çanak soruluyorlar. <laughs> Çanak soru Sorular diyorlar. önceden belli. Yayın yapıyorsa bile zaten kimin konuşacağı da az çok belli. İşte sen de mesela fark yani. ediyorsundur abi bunu. Biz de mesela hani o gözle baktığımız için soru sipariş mi gelmiş doğaçta mı çok bariz belli. Belki izleyiciler mesela bunu fark etmeyebilir ama biz hemen anlıyoruz yani. Tamam ha, tamamdır, tabi, soruyu. anlaşıldı. Sor bana demiş yani. hani. Tabii önceden şimdi de. şey dedik zaman şimdi mesela bazen arkadaşlarımız şimdi geçen gün mesela bandırmadan bir gazeteci arkadaşımız sizinle röportaj yapmak istiyorum dedi. Geldi geldi. Önce bana dedi ki soruları ne sormamı istersiniz? Soruları önceden atayım mı? Ya dedim öyle bir şey yok. Sen aç getir şeyini. Ya ben öyle yani gizleyecek bir de benim hayatım. Yani şimdi bak biraz önce 90 ben üniversiteyi bitirmişim. Avukatlığa başlamışım. Hep gazetelerde yazıyorum. Ne söylediğim belli. Herkesin içinde. Yani şurada Balıkesir küçük bir yer öyle. Hayat çok önünde. Gizli Ama saklı bir şey yok. Doğal. Ben dedim ki bas düğmeye istediğin soruyu sorabilirsin. Siyasetçi kimliğiyle alakalı bir şey soracağım kısa. Ee, söz konusu Mehmet Birol Şahin olunca işte o Demokrat Partili Kıratçı, Şucu Bucu falan. O hikaye nedir abi sen? Ya bak ben şunu, <laughs> şunu söyleyeyim. Ben siyaset, yani particilik anlamında şey değil. Ben 90'da üniversiteyi başladım. Ben yani bir, e, biraz önce söyleyeyim. Avukatlıktan geçimimi sağlayacağım. Yani e, ve ben hukukçu ülkemle, şehriyle ilgili düşündüğüm, okuduğum şeyleri paylaşan ben daha çok sivil toplum kuruluşlarında, sivil inisiyatif falan. Yani daha çok e, tepki gösteren. Ya particilikle işim yoktu benim. Bak ben particilikle bir partiye gidip de doğ, doğru yol partisi içinde aynı. Hı hı. AK Parti şu anda AK Parti'den meclis üyesiyim. 7 yıldır. Hı hı. Yani böyle ben bir partide gideyim de bu particilik yapayım. Böyle bir hiç düşüncem olmadı. Ben üniversiteyi bitirince bakın köşe yazıları yazıyorum. Hı hı. düşüncemi ama ben milliyetçi muhafazakar bir insanım. Ben ondan sonra Balıkesir'de Aydınlar Ocağı vardı. Yani milliyetçi, hı hı. Türk İslam sentezini savunan özellikle 80 darbesi yani o yıllardaki en popüler sağdaki e, kuruluşlardan birisiydi. Balıkesir şubesinde o zaman mesela Aydın Gökmen daha sonra MHP'den milletvekili oldu başkandı. Ben dedim ki bir kongrenin bir yani kongre yapıyorlarmış. Dedi ya Birol Bey seni yönetime alalım. E, tamam benim zaten dünya görüşüme uygun. Aydınlar Hocanın misyonu neydi o zaman? Türk İslam sentezini savunan hı hı. E, yani ya milliyetçi ve muhafazakar hı hı. bir çizgisi vardı. Yani orada mesela Alparslan Türkeş, Turgut Özal, yani hatta Süleyman Demirel sağ görüşteki insanların ve siyasetçilerin, bilim adamlarının yani il, şehir şehir dolaşarak yani onu da söyleyeyim. Şimdi mesela e, yeri gelmişken şimdi bir bilim adamını konferans için çağırdığımızda e, para, para konuşurlar. Evet. Yani şimdi televizyonlarda falan oluyor ya böyle şiir okuyorlar. Dini, milli, siyasi, solcu olsun, sağcı olsun. Hepsi şu anda artık iş parala. Hı hı. Menajerlikleri başladı. Menajer iletişim. Şimdi o dönemde ben e, kurunca Şimdi Türkiye'nin en önemli şimdi A.G. Oktay Güner mesela MHP'de hı hı. yargılanmış e, şahıs buraya Rauf Denktaş bak ölüm vefat yıl dönümü hı hı. E, yani rahmetlanıyoruz Rauf Denktaş'ı buraya aydınlar Hoca'ya girdim ben açtım aydınlar hocaları telefon açıyordum o insanlara bizden istedikleri bir şey yoktu otobüs de geliyordu koca koca profesörleri konuşmacıları. Yani özellikle kış aylarında yazın tabii tatil o Aydınlar Ocağı'nı ne yapıyordu? Ee, Türk İslam sentezi, Müslüman, milliyetçi, muhafazakar fark etmez. Yani öyle MHP'li o dönem için söylüyorum Turgut Özal, Anavatan ve oralarda yöneticileri vardı. Bu partiler üstü sağ anlamında söylüyorum bir kuruluştu. Ee, burada davet eder, konferanslar yapardık özellikle. Ee, onları İstanbul'dan gidip arabayla alırdık Sağ olsun Recai Kuyumcu, Recai Gürcan abi vardı. O bizim yönetimde. Hı hı. Onun arabası güzeldi. Mercedes arabası vardı. <laughs> genelde Recai abi o zaman da Davut, <laughs> Davut kardeşimiz vardı. Yönetimde gene kitapçılık yapıyordu. Hı hı. Ee, Davut arabaya biner ya da Recai abi gider İstanbul'dan genelde. İstanbul Ankara'dan. Arabayı alır ya da otobüsle biner gelirdi. Para tura yok. Güzel bir çalışma yapıyorduk. Ben... Aydınlar Ocağı'nda başladım. Önce genel sekreterdim yönetimde. Hı hı. Sonra başkanlığını yaptım uzun yıllar. Ee, 99 yılında ben bu siyasete bulaştım. Yani 10 sene sonra. E bu o dönemde... şeycin, ana, şey ana şey Şu... Anap özür dilerim. Demokrat Partili onu da ben şimdi Ben bu dönemde 10 yıl boyunca gazete televizyon işleriyle birlikte Aydınlar Ocağı yönetimindeyim, başkan neyse. O arada Türk Ocağı'nın Balıkesir Şubesi yoktu. Hı hı. Ee, o dönemde de e... Erbu Hoca vardı. Üniversitede edebiyatçı. Rahmet. Onun başkanlığında bir müteşebbis heyet oluşturduk. Ben oranın da sekreteri, kurucu sekreteri olarak Türk Ocağı'nı kurduk mesela. Hı hı. Ee, ondan sonra ben Balıkesir Spor Yönetimi'nde yani böyle bir sürü hep sosyal ve e, kültürel anlamda şeyim vardı. 99 yılında siyasetle bulaşıklık şuradan geliyor belki. Yani sağcıyız ya bir de işte hı hı. uğraşıyoruz göz önünde. Ee, ben stajımı Demokrat Parti Milletvekili Kaya Bulut vardı rahmetli. Onun yanında fiilen yapıyordum. Ancak o dönemde Sami Gökdeniz avukat belediye başkanıydı. Ben Sami Gökdeniz'in bürosunda fiilen stajımı orada yaptım. Askere gidene kadar. Tabi oradan kaynaklanan bir şey vardı. Ve 99 yılında Erol Taşkesen il başkanı liste yapmış. Dedi ki seni bir gün aradılar. Dedi ki seni e, ...disiplin Kurulu'na yazıyorum. Hı -hı. Yani disiplin Kurulu aktif bir şey değildir. Yani herkes bilir. O sembolik. Hiçbir yetkisi, etkisi olmayan ama sıfatı olan... ...ben disiplin kurulu başkanı oluyorsunuz Hı -hı. ya. Yani hiçbir işi olmayan ama sıfat olan... <laughs> ...böyle bir popülaritesi olan bir yer. Doldura i̇şte doldura söyleyince yani bir öyle şeymiş. Öyle doğru, yol, evet öyle oluyor ama Doğru Yol Partisi'ne öyle benziyor. Yoksa yani o dönemde öyle bir... ...ben gideyim de ben şu partide veya şurada... E fark etmez. Yani beni daha çok ben bu Aydınlar Hoca, Türk Hoca çizgisi üzerinde olduğu için beni daha çok böyle milliyetçi, MHP'li falan zannediyorlardı. Hatta ben Mehmet Ağar geldi. Hı hı. Ben disiplin kurulundayken e, e, seçimlerde buna... Tansu Çiller baraj altı kalınca hı hı. başkan e, Mehmet Ağar genel başkan oldu. Mehmet Ağar genel başkan olunca beni merkez ilçe başkanı atadı. Yani gene böyle ben gidip de ben şunu olacağım, bunu olacağım değil. hatta o zaman bana bu MHP'li, MHP'ye kay. Ben MHP'de hiç üye olmadım. Ama Türk Ocağı, Aydınlar Ocağı falan çok Arka çalışıyor. Arkadaşlara bakınca öyle gözüküyor. Uh -huh. Yani öyle de milliyetçi doğru. Ben milliyetçi bir adamım. Yani ben Türk'üm elhamdülillah. Bitsin yani bir tercihim değil ama bundan mutluluk duyuyorum. Bundan Hı -hı. şeyim de de. Ee, doğru Yol Partisi işi öyle oldu. Ve <laughs> ben 2007 yılında yani aslında ben her ne kadar böyle merkez ilçe başkanlığı falan yaptıysam da Particilik siyaset sadece particilik değil, o bir bölümü sadece. Hı hı. E, ve ben particilik işini aslında sevmedim, hoşuma da çok da böyle adapte olamadım. Ama çok üst düz yani çok e, e, gündemde bir hı hı. ilçe başkanlığı, Geleceğim yaptım. Şimdi o yani konu. öyle şey değil. Verilen görevi de en üst düzeyde e, yaptım. 2000 yılında bıraktım. E, doğru Yol Partisi ile de fikir uyuşma şeyim oldu. Ben çünkü bak böyle bir çizgiden gelince e, farklı bir nokta ya, ama siyaset tabi mesela yıl şimdi yeni bize doğru yaklaştığımız zaman evet. tabi her değişe değiş. artık partilerin e, ideolojik yapıları ya da bakış açıları da değişiyor. Evrili evet. evrile, evrile geliyor bu süreç. Peki şeye mesela ileri sarmak gerekirse AK Parti e, macerası. Ya, ben başladı. 2007 yılında ee, yani Sayın Genel Başkan Mehmet Ağar, şu anda e, MHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan vardır. Hı hı. Yani onlar e, ekip şeylerdi. Mehmet Ağar sonra siyaseti bıraktı ama Celal Adan mesela Doğru Yol Partisinin Mehmet Ağar'ın en yakınındaki Genel Başkan gelmiş Ben o da MHP'li ülkücü şeyden gelen. Şu anda da MHP'nin hatta Meclis Başkan Vekili. Zaman zaman Türkiye Büyük Millet Meclisini yönetiyor. E, Celal adan o dönemde ben onlara da ifade etmiştim. Doğru Yol Partisi o dönemde 2007 yılında e, anayasa yani Abdullah Gül aday oldu. Bir seçim yaptı. Cumhurbaşkanı seçimi. Hı hı. 367 krizi çıkarttılar hı hı. ve Doğru Yol Partisi orada meclisi protesto etti. Ben o dönemde e, raporlar da yazdım. Yani böyle bu şeyim de vardır. Yani gittim. Ben e, yani okumasını yazmasını sevdiğim için oturdum. Dedim ki tarihi olarak <laughs> Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anavatan. Yani bu siyasi çizginin, merkez sağ siyasetçinin geldiği noktada asla böyle bir geleneği olmadığını doğru yapmıyorsunuz. Bu bir çeşit CHP'lileşmeye evrilir bu parti. Yapmayın, meclise girin, hı hı. bırakın. Yani böyle şöyle dedim. Yürü üzerime düşeni. Hı hı. Ama parti e, o zaman e, Mehmet Ağar protesto etti. 367 krizi çıktı. Ya ben de siyasi şeyi bıraktım artık yani o, o demokratik şeyim tutmadı Ol, olmadığı için. Yani görüş ayrılığı şöyle söyleyeyim CHP'lileşmek gibi bir sıkıntısı oldu. Ee, bak benim ben o zaman onu söylediğim şey hı hı. duruyor belgeli. Belki genel merkezde yani muhafaza etmemişlerdir ama e, söylediğim şey zaten çıktı şu anda e, Demokrat Parti. Gültekin Uysal Genel Başkan Yardımcısı. O zaman Mehmet Arın da Genel Başkan Yardımcısıydı. Hı hı. Şu anda Genel Başkan. Hı hı. Şu anda CHP'den de birlikte siyaset yapıyorlar. CHP'nin yanına geldi. Ee, demek ki o zamanki tespitim doğruymuş. Ama ben siyaseti bıraktım. AK Parti'ye geçmedim. 2007. Artık particiler yani yemin de etmedim ama particilik yapmak istemiyorum dedim. Hı hı. O, o dönem ilk... belediye şeydeydi herhalde değil mi? Sabri Sabri Sabriur'daydı. Yani AK Parti. Doğru Yol Partisi'nden de kaydımı aldım yani hı hı. istifa ettim sildim bir partiye üye değildim. 2007'den 2014 yılına kadar Balıkesir'liler basında bilir. Ay. Bir vatandaş olarak, bir avukat olarak, bir yine e, asıl hoşuma giden işi yaptım. Bir şehre, şey yaşadığınız şehre bir şey, bir eser bırakmak için, bir şey yapmak için illa partici olmak, illa yönetici olmak şart değil. Siyaset şart değil. O bir seçenek. Ben gittim suya zam yaptı belediye mesela yüksek oranda yaptı. Dedim ki kardeşim bu çok fazla zam. Yüzde elli zam yaptı. Enflasyon yüzde on. Sen yüzde elli dava açtım. Bireysel olarak. Tuzla su zamını bunu yüzde yirmiye indirdim. Herkes hoş şey oldu. Bu Hala bak su o nedenle şeydir ucuz. Yani ucuz dedim eğer ki bir dava açmasaydım pahalı olacaktı. Herkese faydalı bir iş oldu. Pahalı olacaktı. Ben mesela valilik Herkes kamera takacak dedi. Bütün iş yerleri, apartmanlar. Dedim ya böyle bir şey dayatamazsınız. Kamera takmayan yerleri kap, şey yapacağım dedi. Ben dava açtım, iptal ettirdim. Yani sırf belediye Hı -hı. siyasi anlamda değil. Böyle e, mesela taksilere zam açtım ve dava açtım. Meşhur Sabri Uğur'un asfalt parası muhabbeti vardı. Evet. Dava açtım. Dedim ki bak bu usule uygun değil, doğru değil bu. Kazandım ama o sonra tekrar... Aynı şeyi yasaya uygun hale getirdi sistemi fiyatları gene açtı. Bu sır bu yüzden daha si ben Sabri Uğur'a da açmıştım. Sen Ak böyle var. bir para alamazsın diye. Bu para uyguladığınız hı. para oranı hı. ve e sistem yanlış diye mahkeme haklı bulmuştu. Hı hı. Ama sonra düzeltti o. İlla alacağım dedi. Mesela bak ben o zaman gazetelerde de yer aldım var. Ben dedim ki bak yapma bunu Siyasetten de doğru değil ve bu. Balıkesirliler iyi hatırlar. Sır bu asfaltın parası muhabbetinden e, seçimi kaybetti. Hı hı. İnsanlar çok çalışıyor. Hoşumuza gidiyor ama bu parayı almasın diye e, seçime mal olmuştu bazı şeyler. E, mesela imar uygulaması yaptı. Sonra MHP'den İsmail Ok Belediye Başkanı oldu hı hı. mesela. Ben imar uygulaması yaptı. Hukuka uygun değil. Burada vatandaşların sıkıntıları oluşuyor. Onların zararına... Zengin birkaç kişinin lehine oluyor bu iş dedim. Adalet yok diye dava açtım kazandım. İptal etti mahkeme. Şimdi oluşuyor yavaş şimdi tekrar inşallah. Peki da... mesela şu anda aynı görüş ve bakış açısına Tabii, sahip olduğunu düşünüyor musunuz? Mesela ben. Mesela eleştiriler şu yönde hani. Mehmet Birol Şahin eskiden daha aktif... ...hani gördüğü yanlışa işte o dava... ...o süreçleri biliyoruz az önce anlattığımız konular. Şimdi mevcut bulunduğu partiden dolayı... ...pek aktif olmuyor. Çok öyle... ...itiraz Hayır. etmiyor diyorlar. Mesela o... bak... ...Zanos Paşa Meydanı Hı -hı. şu anda düzen yapılıyor ya... Hı -hı. ...orada o... ...İsmail Ok zamanında... E, o ...hal var hani vardı... Hani. ...yıkıldı. O tartışmaya... ...ayrı bir şey. Yıkılsın, yıkılmasın... ...yıkıldı sonuçta. Ama... ...Sayın İsmail Ok Belediye Başkanı o zaman... MHP'dendi. E, dediler ki hal binasının yıkılan yerin aynısına biz alışveriş yeri yapacağız, bina yapacağız. Hı hı. Ben dedim ki ya burası imarda meydan, bırakın meydan kalsın. İleride buradaki binalar yıkılır. Bu güzel bir tarihi dokuya uygun hale gelir diye gene dava açtım şahsi olarak. Hı hı. Ya bundan dolayı çok böyle rahat olmuyor bu işler ha. Dava açınca arabamın lastiklerini kaç ya, kere şişlediler. Muhakkak. Arabamın gibi geliyorum. <laughs> Şimdi arabanın e, şeyleri var. Aynaları yan aynaları kırık aşağı doğru <laughs> aşağı bakıyor. <doğru> <bakıyorum. <laughs> bir bakıyorum lastiğe şiş sokmuşlar. Yani hakaret küf. Yani onlar önemli değil. Bir şeye girerseniz ya yani buraya oturuyorsan bir ya şey yapıyorsan alacaksınız. Öyle yani katlanacaksınız. Ee, ona onu yapacaksınız. Peki ne oldu? Yani 2014'de... Bak, oldu. Ben şimdi <laughs> meclis üyesi oldum. Sonra 2014'e gelince Edip Başkan, Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu. O dönemde Mahmut Poyrazlı avukat arkadaşım, abim benden 2-3 yaşta olsa hı hı. büyüktür arkadaşım. Yıllardır görüştüğümüz insan. Ee, Mahmut Başkan dedi ki bir gün telefon açtı. Yani ben aday olmadım. Partide üye de değildim. Bir şeye de kimseye de böyle böyle bir dünya böyle bir aklımdan öngörüm, isteğim, kalbinden böyle bir şey de geçmiyordu. Böyle bir paylaş insanlara böyle şeyim de yok. Yani ben keşke meclis üyesi olsam falan. Hı hı. Çünkü ben burada da burada da faydalı olabiliyorsun düşündüğünüz şeye. Belki daha rahat oluyor, daha popüler oluyorsunuz. Mahmut Başkan gece telefon açtı böyle on gibi falan. Dedi ya bir ol ve bir ol dedi seni meclis üyesi yapacağız. Abi nereden çıktı dedim. Yok yapacağız dedi. Sen bana e, bir nüfus cüzdanı fotokopisiyle iki fotoğraf getirdi. Şimdi bak ben dedim tamam abi dedim yani bir şey dedim ee, tamam ben yarın getiririm. Duruşmalarım var. Duruşmadan. Olmaz dedi. Hemen getireceğim gece. Hı hı. Dedim abi bu ne? Ben dedi Ankara'ya gidiyorum. Listeyi onaylatacağım. Geleceğim. Yarın zaten listeyi vereceğiz dedi. Ben çıktım. Yani büroya geldim. Büroda fotokopi fotoğraf vardı. Aldım. Partiye gittim. Şimdi Baki Yarım da e, Karesi Meclis Üyesi bir dönem belediye başkan yardımı yaptı. Baki Bey o zaman Baki Yarım da şeydi başkan yardımcısıydı. İkisi çıktım AK Parti binasına daha önceden hiç girmemiştim. Asansör var aşağıda. Bastım düğmeye çıktım. Meğerse aslında orası yani çalışma katıymış. Parti şey değil. Açtım böyle kapıyı. İkisi masada masa yani Mahmut Poyrazlı başkan, il başkanı Baki yarım da ikisi hı hı. masada bir sürü dosyalar. Sen buraya gelmeyecektin dedi. <laughs> Aşağıda rahmetli Akif Hoca vardımış meğerse. <laughs> Mehmet Akif. Ona bırakacaktın dedi. Ama gel bir kahve içelim dedi. Oturdum ben bak aynı şeyleri Oturdum dedi ki bana Mahmut abi dedi sen siyade yani bir ol dedi sen Karesi'de oturuyorsun ama ne yapacağız dedi. Orası çok karışık. Seni dedi altı Eylül'e mi yazsak ne yapsak. Yani benimle bir çeşit şey yapıyorlar. Evet, orası karışık. Yani o muhabbet ediyorlar aslında. Güzel Yılmaz'ın olayı vardı değil mi orada? Ben bilmiyorum bu tamam. Parti Hı -hı. meğerse orada başka yani çok insan varmış Hı -hı. orada. Mesela Kadın Kolu Başkanı şu anda Mutlu Aydemir varmış. Meysil. Ee, Karesi'ye biraz daha yoğun şey varmış. Zeka Kafaoğlu Başkan da 6 Eylül'de. Ben sonra 6 Eylül'e ben bak bu kadar konuştuk. Ben bıraktım. Dediler ki bir form var doldur şunu. Doldurdum. Yalnız üstüne yazmadılar hangi ilçeden olacaksın? Yani büyük şehir olunca yani Kepsut'tan da olabilir, Bandırma'dan da olabilir. Fark etmiyor. İkamet ettiğin yer önemli Listeler değil. Listeler açıklandıktan sonra mı öğrendiniz? Evet nasıl? liste açıklandı. Yani bana o arada insanlar söylüyorlardı. Yani birisi mesela arıyor ya seni listeye yazmışlar. Yani inanın ben bilmiyorum. Büyük şehirde miyim? ilçede miyim? Beşte miyim? Yedek miyim? Yani böyle bir şey konuşmadım, sormadım. Yani bunu doğru bulmadım. Yani o anlamda kahvemi içtim, çıktım, gittim ben. Ertesi gün liste verilince sosyal gazetelerde Hı -hı. yazmaya başladı. İşte 6 Eylül ikinci sıramış. Eee Zekai Kafaoğlu başkanla çalıştık 6 Eylül'de. Edip başkanla da Büyükşehir'de çalıştık. Siyasi anlamda şeyim bak ben iki kere de bir siyaset yapmak isteyen bir insan olarak girmedim. Siyaset Hı -hı. yapmak için bir talebim olmadı. Kimseden ben şunu istemedim. Mesela ben 7 yıldır bak büyükşehirde ve 6 Eylül'de bir takım işte encümen üyesiyim. Mesela sürekli 7 yıldır <laughs> büyük şehrin encümen üyesiyim. 7 yıldır büyük şehrin denetim komisyonu üyesiyim. Tarife komisyonunda da vardınız. Ya 7 yıldır büyükşehir plan bütçe komisyonu üyesiyim. Yani orada görevlerim daha çok. Mesela <laughs> Bugüne kadar insanlarda siyasetlerden kulis yaparlar. Size bile geliyorlardır. Ya hı hı. işte bir il yönetimi olacak, ilçe yönetimi olacak, meclis. Üye. Bizim meclis üyesi yazar mısın? Gazetede ben hiçbir Allah'ın kuluna gidip de başkanım ben şu komisyonda olmak istiyorum. Bunları demedim. Parti bana bakın parti bana bir görev verdi. Doğru yolda da aynıydı, burada da aynı. Aslında ben particilik yapmayı de şeydi. Mesela şeyi de söyleyeyim. Bak bu arada ben 2007'den 2000 şey yaparken böyle sivil inisiyatif kullanırken <laughs> e, 12 Eylül'de çok Türkiye için önemli olan bir referandum yaşandı. O dönemde de Adil Çelik şu anda avukat arkadaşımız. <laughs> Adil Çelik bir gün aradı dedi ki yani bir ol. O da avukat arkadaşım. <laughs> beraber staj yaptık. Mutlu Aydemir beraber staj yaptığımız arkadaşlarım dedi bir ol. Genel merkezin bir talimatı var. Referandumda bir şey politize olmasın. Biz referandumda anayasa değişikliğini anlatacağız. Bir sivil grup oluşturuyoruz. Burada dernekler, vakıflar, sendikalar oluşacak. Balıkesir'deki biz bunları ayarladık. Şimdi bunların bir sözcüsü lazım. Yani sen avukatsın. Bir de senin siyasetle alakan yok. AK Parti'yle de şeyin yok. Seni buraya biz düşündük. Seni yapacağız. Sen sen olacaksın dedi. Ya ben gene hayır demedim. Neden? Yani ülkemle ilgili bir şey var. E doğru da bulduğum için çıktık. Sivil güçler birliği diye bir şey oluşturdular. Yani adı daşı. Şey. Ben de sözcülüğünü yaptım. İçinde sendikalar, dernekler, vakıflar, herkes var. Yani bir partiyle böyle birazcık şeyim orada oldu aslında. Siyasette değil ama o. yani ben partıcılık. biraz... Şimdi uçum. meclisin içerisinde de, e, bir lakabı. Evet. Gerçi hani biz attık o manşeti de. <laughs> Doğru. E, CHP Savar Birol evet. Şahin diye. Şimdi meclisin içerisinde sürekli biri mi Birol sen de konuşacaksın mı diyor. Yoksa şimdi ben şimdi kimse böyle... inisiyatif almıyor mu? Ne, nedir bu konu? Yani ya, yani, sözcüğü de... Konu şu. Hı -hı. Şimdi ben e, 2014'te Büyükşehir Meclis Üyesi olunca hı hı. E, Mahmut Poyrazlı başkan baştan il başkanıydı. Sonra milletvekili oldu. E, i̇lk baştan bizim grup başkanı Dinçer Başkan, Dinçer Orkan'dı. Hı hı. Ama Dinçer Başkan e, hemen kısa bir süre sonra il başkanlığı oldu. Hı hı. İl başkanı olunca e, tabii biraz farklı oluyor. O dönem e, grup başkan vekili gerekiyor mecliste. Ben grup başkan vekilliği yaptım. Şu anda şu anda da e, yani yeni yücel başkanın şeyi şu. E, komisyon başkanlarının hepsi belediye başkanı. Bu bir yönetim tercihidir. E, eskiden mesela yoktu komisyonlarda. Bu anlamda da şimdi e, grup başkanı her ne kadar İsmail başkansa da İsmail Can hepsi belediye başkanı oldu sonra. Hı hı. Bu sefer ben sözcü olarak gerekiyor. Şimdi benim... ...görevlerim sebebiyle belediye meclisleri iki komisyon ağırlıktadır. İmar komisyonu ve plan bütçe komisyonu. Ben şimdi plan bütçe komisyonundayım. 7 yıldır encümen üyesiyim ve denetim komisyonu üyesiyim. Bu anlamda belediyenin özellikle polemik konusu olan... ...hani şu çok denetim raporları, harcamalar, ihaleler... Hı hı. E, Bütçeler, borçlar, alacaklar, verecekler. insanlar onlara çok bakıyorlar ya. Ya hep orada ben görevim var. Bu neden oluyor? Büyükşehir Belediyesi ilçelerden var. Yani bana benim neden orada olmam, yani başka bir meclis üyesi mi yok, dolu. Ancak ben Balıkesir'deyim, buradayım. Diğer arkadaşlarımız şeyde, ilçelerde. Şimdi hı hı. mesela bandırmadan buraya sürekli gelip gitmesi çok zor. Ben şu anda günümün çoğunu Büyükşehir'de geçiriyorum. Evet her gün gitmem gerekiyor. Bu nedenle bütün bu icraatlardan ben bilgi sahibi oluyorum. Yani imar konusunu kimse tartışma olmuyor. Vatandaşlar çok iyi. O teknik bir konu. Hı hı. Ama hep polemik konuları bak bu konulardır. Denetimle ilgili denetim, mali tablolar, plan, bütçe. Paranın döndüğü şeyler yani, yani. Para ve yani doğru. plan icraatlarla. Aynen. Ben zaten biliyorum. Ee, bir de e, işte yani mesleğim gereği de ee, ve geliş yani şeyden sonra çok okuduğum yazdığım için hı hı. E, yani laf etme polemik yapma bir siyasi geçmişim tecrübem de böyle öyle ya da böyle olduğu için hı hı. E, sivil a, kuruluşlarda da bu tip şeyler olduğu için e, yani benim yapmam gerekiyor. Bu bir görev. CHP'le CHP'li niye bu kadar uğraşıyorsun? Aa şimdi bak CHP'le <laughs> CHP muhalif zaten karşı tarafta onlar var onlar bizimle uğra Cevap veriyor yani ben şimdi oturup meclislerde bizim oturup durup dururken kimse CHP ile falan şeye polemik yapmıyoruz CHP bir şey itiraz ediyor ona cevap veriyoruz yani doğru o doğru öyle doğru değil doğrusu bu diye veriyoruz ancak yani ben biraz önce söyledim bak ben Türk İslam milliyetçi muhafazakar hı hı. bir insanım siyasi anlamda Kamuoyun yoklamalarında insanların bir soru hangi partiye oy vereceksiniz? Birinci soru vardır. İkinci soru bu yoksa kime oy verirsiniz? Üçüncü bir soru daha sorarlar. O çok fazla gündeme gelmez. Hı hı. Hangi partiye oy vermezsiniz? Hı hı. Şimdi size bile sorsalar. Mesela diyebilirsiniz. Mesela bana sorsa ben AK Parti'ye oy veririm. Peki AK Parti yok. Şu andaki partilerden kime hı hı. verirsiniz? Ben MHP'ye oy veririm. Aynen. Bak. Benim yani, vermeyeceğim parti de belli de. Şimdi kime oy vermezsiniz? Mesela diyebilir biri diyebilir HDP'ye oy vermeyebilirim. Yani. Ama ben CHP'ye de oy vermem. Neden? Ben şimdi benim e, biraz şunu da söyleyeyim. Biraz bazı insan şimdi benim uslubum yazarken de konuşurken de bu siyaset anlamında söylüyorum. Hı hı. Aslında ben kavgacı böyle bir dünyam yok. Böyle bir şey çok fazla şeyim de yok yani. Ancak uslup ve e, yazıda da sözde de bir uslup sertliğim var. Hı hı ifadelerimde biraz incitici, böyle iğneleyici şeyim var. Bu nereden kaynaklanıyor? İnsanların e, diyelim okuduklarıyla veya fikri anlamda ki e, zihni oluşumuyla alakalı. Ben e, fikri, fikir anlamında Necip Fazıl Kısakürek hı hı. ekolünden gelen onu benimseme, onu seven bir adam. Şeyi sorsan baksan. Yani neden kalın çok sert şey ben orada öyle yani hangi mesela hangi yazarları okuyorsunuz? Ben, ben şimdi o yazar anlamında da söyleyeyim. Yani ben çok çok kitapım. Benim evimdeki salonda da salonun insanların birçok böyle biblolar falan böyle şeyler vardır. Bizim evimizin salonu e, boydan boya kitap. Kütüphan Annemlerin ayında. şeyi evdeki çatı. Yani bir tane arada bir e, sosyal adada paylaşım yapıyorum. Çay içiyoruz. Bir e, şeyim var. Şurada Üçpınar köyünde. Ee, bir küçük bir yer var orada da aynı kitaplar büromda dolar kitap hep salon kitap ben çok kitap okumasını seviyorum ee, yani baş, kötü alış başka bir alışkanlığım olmadığı için hı hı. E, belki oradan hoşuma gidiyor şimdi uslubum onu söyleyeyim ya yani, uçlubum sert İnsanların bana yani eleştiri biz haddimizi de biliyoruz. yani ne olduğunda biliyorum biraz CHP anlamında da aynı ee, Uslubum biraz sert tahrik edici yani şimdi mecliste ben mikrofonu istediğimde böyle bir gerilginlik oluyor. Geriliyor. Hadi bakalım ne <laughs> olacak şimdi diye. Şimdi bir ol konuşacak biz gelecek. Yani mecliste de bakın son mecliste bile şimdi belediye başı, arkada CHP'li arkadaş ya CHP hep şikayet ediyorlar. Beni Edip Uğur, Zekai Kavul, Yücel Başkan'a en çok şikayet edilen belki il başkanına da en çok şikayet edilen meclis üyesi benim. Yani şu bir ol konuşmasın, bir ol yapmasın diyorlar. Biraz sert uçtu bu insanları rahatsız edici, tahrik edici olabilir. Biraz uslup sertliğinin sebebi insanın fikir oluşumunu ile alakalı. Hangi usluptaysa okuduklarıyla okudukları alakalı. Ben hmm. üniversite eskiden okuduğumdan beri, üniversite yıllarımda da aynı ben Necip Fazıl Kısakürek vardır. Fikri şairdir ancak fikir adamıdır. Yani Türkiye'nin önde gelen en önemli bir kuşağın ondan sonra onu takip eden ee, mesela Salih Mirza Beyoğlu ekolu var. Aynı sertliğe devam eden. Onların kitaplarını okuyun. Dergilerini, yayınlarını, paylaşımlarını Necip Fazıl Serttir biraz. Ee, benim, bendeki şey, sertlik, üslup sertliği yazarken de, konuşurken de siyasi ve fikri anlamda söylüyorum. Hı hı. Normal hayatımda öyle bir şeyim yok. E, belki orada da oluyordur da bilmiyorum tabii. Hı hı. <laughs> Buradan kaynaklanıyor. Yani ben oradan hoşuma, ama ben e, Öyle sağcı falan böyle ben oturup da bütün gün hani insanlara çok eline, yandaş medya bir grup insan maalesef ülkemizde mesela hep Halk TV seyrediyor. Hı hı. Hep o doğru sanıyor ya da sözcü okuyor ya da birisi hep A haberi izliyor öyle. Ya ben bir kere televizyon haber anlamında o tür şeylerle işim yok ama ben e, so, benim kütüphaneye bakın sol kitap daha çoktur. Yani hepsini okuyorum. Sonuçta şey bir tane olarak. eleştirdiğiniz karşı Ama, çıktığınız fikrinin de ne olduğunu bilmeniz yani, gerekiyor doğru değil mi? Tabii. Oradan kaynaklanıyor zaten. Bir, bir de avukatlık hastalıklarından bir mesleher mesleğin hastalıkları vardır. Bir polisin, gaz, gazetecinin de vardır belki. Hı -hı. Avukatlık meslek hastalıklarından bir tanesi okuduğumuz kitap bu şeylerin birisi. Karşı tarafa e, ne yöneltirsem ne cevap gelir? Yani ters düşünme. Ben orada otursam Aynen. bana ne söylerler? Ben şimdi biraz e, o oluyor. O e, mecliste de mutlaka e, bir yani başkanın polemik yapması doğru değil. Yani bir polemik yapacak. Meclis üyesi olmazsa bizde olması de mesela lazım. gazetecilik refleksinde de o var. Mesela adama soruyorsun. işte sen hangi siyasi partiye oy verirsin? Adam sana şak diye sen hangisine verirsin diye sorduğunda sebebiyle evet. birlikte onu açıklaman evet. gerekiyor. Sen onu söyleyemezsen senin sorduğun soru bu sefer boşa düşer. Ben siyasi anlamda da şey olarak da söylüyorum. Hı hı. Yani CHP konusunu söyleyeyim. CHP'nin Necip Fazıl Kısakürek, Cemil Meriç eee bu ekolde Nihal Atsız mesela hı hı. bakın. E, yani Türkçülük, milliyetçilik, Türk milliyetçiliğinin e, önde gelen isimlerinin hepsi işte Erol Güngör olsun. Bunların CHP ile ilgili güzel sözleri vardır. Veciz. Hı hı. Yani CHP'nin bir siyasi partiden ziyade yani işlev olarak bu o, özellikle İsmet İnönü ile birlikte bir dönüşüm, mutasyona uğradığı ve ilk çıkışındaki milli, kuvayi milliye çizgisinden, <laughs> bağır, yani Atatürk'ün Tam bağımsız ekonomisiyle yönetimiyle <laughs> o çizginin dışına çıktığı e, e, ve biraz milli ve manevi Anadolu'nun Türk, İslam medeniyetinin değerleriyle kavgaya tutuştuğu tutuşan bununla mücadele eden bir yapı olduğunu e, söyleyen sözleri vardır. Ben buna inanıyorum. <laughs> yani belki CHP'li arkadaşlarımız hepsi böyle değil. Ama üst yönetim anlamında bazen bu çizgiden çıkmak isteyen uğraşıyorlar ama e, tabii bir 50 senelik bir gelenek kolay değil. Yani e, işte işte son gün görüyorsunuz. Siyaset yapmayalım ama yine de yapıyoruz. Hı hı. İşte fikri sağlar bir şey söylüyor durup dururken ben başörtülü hakimin inanmıyorum diyor. Bak bu hep bu patlama işte iç şeyi. Hı hı. Bu nedenle biraz benim e, şeyim yani hiç hangi partiye oy vermezsin de ee, sıkıntılı şey bu. Bu yüzden ben e, siyaset yapmıyorum. Yani CHP'nin kuruluş temelinde bir sıkıntı yok. Sonradan mutasyona uğrayayım. Sonradan ama. Yani e, şimdi en son okuduğum kitabın adı adı e, Kurucu şu anda bitirmedim daha. Güzel bir kitap. Kurucu Atatürk e, Tutucu İnönü hmm. Yani İnönü dönemi farklıdır. Ee, Inönü de Atatürk'ün izlerini bile silen. Ya 1938'den sonra o evrim hatta o, Hatta Atatürk'ün biraz e, hastalık dönemi at, de, de artık o dönemlerde artık başlayan ama çok şeye varan bir e, şey artık son dönemde siyaset yapmıyoruz diyoruz ama işte böyle bir şey olunca Hı. hele hele son dönemde bakın Atatürkçü tam bağımsızlığı ben yani öyle olmasını istiyorum. Yani sık sık yazıyorum söylüyorum zaten. Hı. Hı. İlk hangi e, partiye oy verdin abi? Efendim? İlk hangi siyasi MHP parti? MHP'ye oy verdim. Yani doğru. <laughs> yani, evet. Milliyetin ben iyi. daha önceden MHP'ye oy veriyordum. Hı -hı. <laughs> yani ara şeyde yani bu ben söylüyorum yani gizli Hı -hı. saklı zaten gizli yani bir şey de ben öyle bak böyle politika Evlet yapmak. Evlete yönlendirme yapılır mı abi? Hayır ben. Çocuklara. Ya paylaşı bak şu anda bile ben iki gün önceki paylaşımım Hı -hı. hatta postanız sayfasında da paylaştım siz de izin verdiniz. Hı hı. Ülke Ocakları Genel Başkanının bir sözü vardı. Yani çocuklarınızı e, CHP'ye gönderirseniz yani o diyor ki CHP'ye göndermeyin. E, devletinle böyle oradaki yani belki kabul eder. Diyor ki Ülke Ocaklarına gönderin çocuklarınızı. Hı hı. Kısaca Ülke Ocaklarına gönderin. Orada milli milletini, devletini seven bir çocuk yetişsin. Yani ben benim akşam ben Oğlum var 20 yaşında Üniversite 1'e gidiyor. Hı hı. Akşam şu anda tabii gidemiyor. Pandemi sebebiyle hı hı. o üniversiteler kapalı. Evde ya, ders yani internetten dersten takip ediyor. Baktım yani kendi, kendi fotoğrafını çizmiş. Orada bir üç hilal, orada bir bozkurt. Bu bana keyif veriyor bak. Ben AK Parti'liyim ama yani genç bir çocuğun yani milliyetçi olması bakın hı hı. ve milli ve Müslüman olması, dini değer, İslam değerlerine ben şeyden beri aynı Türk İslam ısrarla söylüyorum Bak, Türk İslam sentezi denilen bir fikri şeyden oradan buna inanan bir insanım. Yani ben Türk'üm ve Müslümanım. Bu değerlere sahip olan insanlar devletine milletine bunun AK Partili olmuş. Şu anlamında söylüyorum. MHP'li olmuş. Zaten bir farkı yok. Bak Türkiye'nin geldiği noktada siyasette de şu anda ittifak yapıyorlar. Doğru. Demek ki arada bir şey yok. Nüanslar olur. Farklılıklar olur. Ee, sonra partilerde çok fazla öyle yani parti perest olmanın veya ıs şey olmanın değil herkes şey yapsın. Ben bak CHP Ahmet Davutoğlu siyaset yapıyoruz gene olsun. <laughs> Ahmet Davutoğlu baş, baş, baş başkanken genel baş Hı -hı. başbakanken seçime girdi hatırlıyorsunuz. Hı -hı. AK Parti tek başına hükümet kuramadı. CHP ben meclis üyesiydim 2015. AK Parti meclis üyesiydim. 2010 CHP ile görüşmeler başladı. Oturdum Ahmet Davutoğlu, Ömer Çelik görüşmeleri yönetiyordu şu anda AK Parti sözcüsü. Hı -hı. Oturdum yazdım. Bunu yapmayın. Yani tıpkı Doğru Yol Partisi'nde CHP'yle çok fazla benzemeyin CHP. Ye. Çünkü bu şey yanlış. Gene yazdım dedim ki yapmayın şu şeyi. Hı hı. CHP yani kurmayın hükümet. Yani ben partimin yöneticilerine de fikrini öyle yani bay burada meclis üyesi bize bunu diyor. Sen kimsin falan. Hatta orada bir iki gazeteci e, bana Twitter'dan da söylüyor. Sosyalde herkese açık yani. O zaman yazdım yanlış yapıyor. Yani. Ak Parti Davutoğlu CHP ile hükümet kurma görüşmesi yapmaması gerekir. İşin içine CHP girince Mehmet Murat Şahin'in kimyası bozulduğu gibi bir şey bu o zaman. Ya siyasetten. <laughs> Peki şey soracağım çizim. abi ee, avukatların <laughs> kimyan bozulmuyor. Bak bak ben eğleniyorum hiç kızmıyorum aslında. İnsanlar <laughs> belki böyle mecliste kızıyormuş kızıyor. Mu? Yani bir mücadele yapıyoruz. Kızmak falan yok. Biz CHP'li arkadaşlarla aynı komisyonlarda. İşte Plan Bütçe Komisyonu'nda en çok tartıştığınız arkadaşlarla beraber oturuyoruz. Şey, o başka bir şey. Yani orada şimdi televizyonda da siz milletvekillerinin birbiriyle yumruklaştığını, küsüştüğünü, birbirlerine küfürle, öyle bir şey yok. O bir siyasi mücadele, fikir hı hı. mücadelesi. Herkese de söylüyorum, bunlara kanıp da siz burada, e, yani CHP'nin işte sözcüsüyle, AK Parti'nin sözcüsü, MHP'nin sözcüsü birbirine girdi, mecliste Şimdi Aman çok tarafı da... e, onlar oturup 5 dakika sonra çay kahve içiyorlar bu kötü bir şey değil hani fikir mücadelesi bu Hı -hı. kişisel bir kavga değil burada insanların bazıları iki arkadaş işte bu tarif futbol Galatasaray Fenerbahçeli gibi birbirlerine evet. küfür yumruklaşmalar kavga yap particiliği kişiselleştirmeden fikir anlamında proje anlamında yapmak en doğrusu Peki şunu soracağım ee, bu benim kişisel olarak merak ettiğim bir şey avukatların neden bu kadar e, siyasete merakı var neden bu kadar çok avukat var siyasetin içerisinde başka işleri mi yok çok mu ilgililer Siy yani siyaset avukatlar daha mı iyi yapıyor ya yani çok fazla olduğunu Yok oran fazla düşün mecliste fazla yani meslek gruplarına bölecek olursak avukatlar çok fazla ya yani şu anda e, balıkesir de mesela AK Parti anlamında söyleyeyim. Ee, bir tane ilçe başkanı var avukat. 20 tane ilçenin içinde bir tane. Say Meclis üyelerinde işte milletvekillerimiz de yani var. Mecliste söyleyeyim. Yani Büyükşehir Meclisi'nde hani her genel olarak Genel olarak söylemedim. Ha hani genel siyaset. Genelde de... zaten bak e, biraz belki e, şeyden polemik <laughs> anlamında olabilir. Bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi dediğiniz kurum kanun yapan kurum. <laughs> yani kanun yapıyor. E kanun yapan böyle bir kurumun için avukatlardan başka kimse çok Yedekli olmasının sebebi bir şey o olabilir. O, o bir de kalite. avukatlığın biraz daha e, söze dayalı bir şey. Bir abi çay, mayk, şey bilmem ne, hep siyaset sorma Böyle <laughs> <laughs> ben söyle söyleyeyim. Yok zaten şey yapacağım. Ben, ben oradan başlayayım ya. Hep siyaset sorup durma <gülüyor> işimiz. <gülüyor> abi peki e, hani bunu istersen siyasetçi olarak da değerlendirebilirsin. Bir vatandaş olarak da değerlendirebilirsin. E, Balıkesir'de şu an e, eksik gördüğün ...ya şunu mutlaka yapmalıyız dediğim bir şey var mı? Sana göre yani bizim şehrimizde eksiklik olarak gördüğün... ...bu bir proje gibi bir şey olabilir, farklı bir konu olabilir. Ya şimdi bak ben işte meclis üyesiyim. Belki Hı -hı. biraz önce de sordun ya dışarıda Hı -hı. bir o eleştiriyorlar biraz. Yani şimdi Büyükşehir Meclisi'nde, Altı Eylül Meclisi'nde... ...bir görünenler var, o son artık karar. Bir de orada konuşuyoruz. Yani zannetmeyin ki insanlar yani ben şimdi düşündüğüm şeyi söylüyorum. Konuşuyoruz ama bir idare var. Sonuçta bir de konsensus var. Partinin görüşü var. Partinin bir siyasi görüşü var. Yönetimin, idarenin, başkanın bir projesi var. Bir yönetim tarzı var. Fikirlerimizi söylüyoruz. Bugüne kadar ben büyük şey, yani Edip Başkan, Zekai Başkan, Yücel Başkan da olsun. Yani bunlara, bunlar son derece, ben üç belediye başkanı da fikre fikirlere çok uzun uzun dinleyip yani sabit fikirli insanlar değil konuşuyoruz. Ee, bir yani geçmişte mesela ben dışarıda daha baştım ya onları e, çoğunu içeride halloluyor zaten hı hı. konuşarak yapıyoruz. Den yani, şöyle yanlış şey olmasın. Orada daha şehir için şey şu anda ben daha faydalı, faydalı olduğumu düşünüyorum. Ee, aslında bu bir önceki sorduğum sorunun da cevabı oldu. E aslında. tabii bir bir de şak bakın yani Zaten bir hayat, icra makamına yakınken ya da etki oraya etki ediyorken kalkıp da yaygara kopararak bir şey önceden, anlamı yok. Önceden tabii önceden hı hı. yazıp tabii. konuşuyordu. İnsanlar onu bak konuş şey yapıyor. ama şimdi icra anlamında bak ben biraz önce söyledim Paşa Camii meydan vardı. Ben dava açtım. Engelledik. Üstüne bina yapmadılar. E ben Büyükşehir Meclis üyesi olduğum Edip Başkan sağ olsun o dönemde büyük bir kamulaştırma başladı. Zekai Başkan devam etti. Böyle çok çok da kolay olmuyor. Davalar oluyor. Bu işler öyle yani bir çizdiğiniz bir proje, bir yol yapacaksınız. Bir alt geçit. Onun hamulaştırmaları var. İnsanların bir bölümü kabul etmiyor. Ee, alt yapıları var, üst yapıları var. Daha yeni yeni bak. Yani şey çok kolay olmuyor. Siyaseti de yönetmeniz gerekiyor. Herkesin bir fikri var. Yani sen buraya niye kırmızı yapmış? Bunu ben başka yaparım diyor. Uzman bile olsanız. Yani şimdi televizyonculuk, şimdi arkadaş kamerada çek şey, uzman. Ama ya uzman canım o. Tamam uzman olabilir de şunu mutlaka şimdi kime sorsanız dışarıda bu çekimi daha güzel çeker insanlar. Herkes olay orasını yamuk çekmiş, burayı düzgün çekmiş. Yaklaştırdım, şu sen O soruyu niye sordu? Ben olsam şunu sor. Bir sürü herkes Vak. bu belediye işlerinde de kaldırım bir şey yapıyor. Adam diyor ki ya burayı sen ne iş yapıyorsun abicim? Mimar mısın? Bazen konuşuyoruz. Yani uzman o ben vatandaşım. Şehirde yaşıyorum. Buna da Bunu yönetmek çok zor ve zaman alıyor. Şimdi e, bir de imkanlarınız lazım. Şimdi e, büyük paralar gerektiriyor. Hı hı. Mesela Büyükşehir Belediyesi başladığında büyük yani sıfırdan başladığında büyük önce örgütlendi. Büyük projeler bir sürü maliyetler oluşuyor. E, öyle kolay olmuyor şey. Yani imkanlarınız doğrultusunda yapmanız gerekiyor. Elbette şimdi benim e, ben. Öncelikler oluyor. Sonuçta karar organının öncelikleri var. Bir de sonuçta herkes, her belediye başkanı hı hı. tek karar verici de olsa bir partiye mensup. Partinin de bir politikası var. Ama diyorlar ya bir rozetimizi çıkartıyoruz falan diye. Çıkmıyor o rozet. Bence hiç çıkmıyor ya da. Şöyle örnek vereyim. Hı hı. Mesela diyorsunuz ki ben caddede kaldırım iş... Konuşulan şeyi söylüyorum. Basit. Efendim kaldırım işgalleri çok oluyor. Esnaf masa sandalye dükkan koyuyorlar. E, i̇şte siz yönetim olarak diyorsunuz ki belediye evet doğru söylüyor. Vatandaşın geçmesi zorlaşıyor. Bu iş koydurmayalım diyorsunuz. Zabıta'ları gönderelim, toplatalım bu esnafın şeyi. Ama evet. esnafın bu sefer partinin genel merkez bu her parti de aynı bak gidin CHP de aynı. Genel merkez hemen birisi diyor ki esnaf herkes de kendine göre şeyi var. Bu sefer genel merkez diyor ki Esnafla fazla şey yapmayın. Zaten esnafın gelir durumu belli. Özellikle son işte pandemi var. Hı hı. Yani hiç kimse belediye... Şimdi mesela bugün ben biraz önce programdan önce sosyal bakıyorum. Bir denk geldi. Bir arkadaşım diyor ki bir sokakta çok kalabalık var. Dükkan açılışı olmuş. İşgal çok mal hı. koymuş. Eleştiriyor. İyi de gezabıta gelsin bunu kaldırsın diyor. Şimdi öyle değil. Ee, bir yıldır mesela güncel olarak şey, bir yıldır insanlar esnaf zaten... E, tedbirler sebebiyle zor sıkıntılı. Hı -hı. zor çeviriyor ancak geçimini sağlıyor şimdi siz gidip de bir de kardeşim buraya bu malı koyma dediniz mi zaten o zaman e, doğru değil koyacağım derseniz e, partinin genel merkezi de il teşkilatı ilçe herkes karışır haklı zaten bir de vicdani şeyi var yani isteklerinizi imkanlar doğrultusunda. Paranız yani var. Kanuni açıdan değil de biraz da insani açıdan i̇nsani bakmak lazım. İnsani bakmanız lazım. Bir de paranız şimdi belediyenin bir, bir bütçesi var. Bütçesinin geliri var. Hı -hı. Şimdi paranız var. Şimdi hayal ediyorsunuz. Ben buradan mesela işte şehir içinde şu şöyle alt geçit yapayım, balıkesir anlamında söyleyeyim. Yani ben de öyle 20 sene 30 senedir yazdığım, konuştuğumuz şeylerden birisi. demir yolunu buradan kaldıralım. Altına alalım. Tamam alalım kardeşim. Nasıl alacaksın? Bir paran lazım. İki bununla ilgili e, sırf öyle değil. Buradaki bunu böyle yapalım şunu yapalım değil de mülkiyet hakları var. Kamulaştırma yapman lazım. Hukuki süreçleri var. Başka kurumlardan görüşler almanız gerekiyor. Bazıları soruyor hocam kepçe yok mu falan kazın. Öyle olmuyor işte. Yani gel buraya benim evet. tarlamda ben tarlamda şurayı kazıyım demek olmuyor. Burası herkesin kendine bir de siyaseti seçimle iş başına geliyorsunuz. Herkesin görüşü var. Yani insanların görüşlerini siyaseti de idare etmeniz lazım. Şimdi Balıkesir'de Akıncılar diye bir yer var değil mi? Sabri Uğur 15 senedir konuşuluyor. Çözebiliyor musunuz? için çözersiniz ama süreç yapmanız lazım. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Hemen gidip çok kolay. Şimdi bazen arkadaşlar ben görüyorum sosyal alarda, gazetelerde de yani belki siz bile yapıyorsunuzdur. Eskiden ben de yapıyordum. Çünkü de ondan söyleyindir. Ne, Google Earth'ten indiriyorum şimdi mesela Balıkesir'in evet. haritasını. Evet. Google Earth'ten açıyorum. Sonra diyorum ki bakıyorum, o bu yollar çok virajlı." Kardeşim buradan bir kırmızı bir yeşil çizgi çiziyorum mesela. Örnek işte. Onu biz yapmıyoruz da ben Aa, anladım yani. Hayır tamam, ben kimler ben, çok tamam. görüyorum. Kimse de üstüne alınmasın. Oradan Ben de eskiden yapıyordum. Mesela hı. benim bir sürü yazılarım var. Mesela diyorum ki ya kurt derili bak yazdım eski kaç tane yazımı. Kurt dereli heykelini buradan kaldıralım. Kurt dereli kapalı spor salonunun önüne koyalım. Burasını açalım diye. Bak bir fikir değil mi? Hı hı. Yapabilir misiniz? Yapamazsın. Ya yani çok zor iş. Şey. Kolay değil. değil. Şeyi yönetemezsin. Dedikodu fitne fecere <laughs> yönetemezsin. <laughs> parti içi, parti dışı bir sürü şeyler var. Böyle oturuyorum şimdi. Ya şuraya bir alt geçit yapalım. Eskiden yaptığım şeyi şimdi ben görüyorum ya. Öyle değil. Belediyede bir sürü şeyler var, kurumlar var. Ben ben şu an sen TEDAŞ'ı ya hani, var, bilmem ne var. söyledin ya ben eleştir manşetleri <laughs> attım bile kafada. Bir o şahin memleketin bunca sorunu varken kurtarır ben, ben de oy, falan. bunu yazdığım şeyleri söylüyorum <laughs> <laughs> mesela. Doğru. Ya buradan oturuyoruz şimdi mesela iki kişi oturuyoruz veya çay içiyoruz mesela koyduk. Şurada meydanda TÜİK meydanında oturuyoruz. Ben sık sık mesela orada esnafa oturuyoruz. Hı. Beraber de ya insan kimle o ...öyle oturuyoruz şimdi. Ya buraya bunu ne yapıyoruz? Şurası alttan geçse, burasını üstsek. Bu bina çok olmuş. Bunu yıksak buradan. Yok buraya Yol mezar kapanıyor. Ya, falan. buraya bilmem. Meydan. Ya öyle olmuyor işler. Yani belediyelerde de bir sürü mesela Zanospaşa Meydanı ile ilgili söylüyorum. Bir arkadaşlar yazı yazıyorlar. Diyor ki projesi yok bilmem ne yok. Ya öyle değil o projesi olmaz mı? Bak Edip Uğur 2014'ten beri Orla ile ilgili yüzlerce proje konuşula konuşula konuşula. Oylamalar falan yapıldı. Ya oylamalar hani olgunlaşır. E orada bir sürü insan var <laughs> ve mesela orası tarihi bir alan anıtlar kurulu var. Geliyor mesela yap yapamazsın dur diyor bir dakika orada taş gördüm. Sizde de sizin sosyal da gördün mesela çekim bir ara görmüştüm yani yanlış hatırlıyor olabilirim. Hı. Efendim orada bir çukur var orada bir taş var tarihi eser var gazetelere de çıkıyor. Ha, tak, şimdi geliyor şey, tarik, kültür tabi dur, olmadı bunu değiştir, burayı açıkta. De. Mesela şu anda Paşa Camisi'nin meydanında arka tarafta bir tuvalet, alt geçit, böyle bir kod farkından, Hı -hı. kaynaktan bir düzenleme yapılırken kazı yaptık, oradan taş duvar çıktı. Gidip görebilirler, Paşa Camii'nin ilk yapıldığı döneme ait kültür tabi varlıklar geldi, dur, biz bunu inceleyeceğiz, evet inceleyeceğiz incelediler dediler ki burasını koruma altına alıyoruz. Şu anda koruma altında bak. Oradaki küçük dükkanlar var. Paşa Camii'nin hemen girişinde peynirci, hı hı. tat şeyci, e, baklava. Baklava tarafı. köşedeki yerin hemen yanında tarihi bir taş duvar çıktı. Şimdi kolay olmuyor. Buradaki şeyler oluyor. Kotlar var. Oturup şimdi arkadaş mesela ben de eskiden yaptığım şeyi söylüyorum ha kimsenin üstüne alınmasın. Hı hı. Ben de eskiden yani dışarıdayken, masanın öbür tarafındayken böyle yapıyordum. Hani böyle oturuyorum şimdi ya burasını ne biçim yaptı bu böyle böyle yapsaydı olmuyor mu da olmuyormuş meğerse. Yani e, bir konuda yapacaksınız tarımın binler, yüzlerce kuruluşu var. Hiç öyle sen iktidarsın. Aparsın. Iktid alırsın falan yok. İç buyur al. ...böyle bir şey e, olmuyor. Olması da mümkün değil. Ben şöyle düşünüyorum. Ben şimdi meclis üyesiyim. Büyükşehir anlamında. Yani bir kaynakları Öncelik sınırlaması yapmanız gerekiyor, doğru kullanmanız gerekiyor hı hı. ve bu konu tartışılır bir konu yerindelik konusu. Yani buraya mesela avluyu yapmasaydık ya da bu kadar büyük yapma, bu başka herkesin bir fikri var. Efendim buraya tuvaleti buraya mesela paylaşacağım için böyle yapmasaydık şöyle yap. Bu tartışılır. Ancak belediye'nin ekip anlamında bir sürü görüşmeler oluyor, bakanlıklar, İçişleri bak yani şehircilik bakanlıkları, kültür tavuatlar, efendim bir sürü kuruluşlar, e kent konseyinde mimarlar, belediyede çalışan arkadaşlar herkes yani dışarıdan mimar arkadaşlar, mühendis arkadaşlar herkes yani işin arka planında bir sürü ya, yıllarca pişmiş bir şey eleştirilir mi elbette ki eleştirilir yaptığınız şeyin e yani önemli olan şey şu yani ...doğru kullanmak... E, ...imkanları... ...ben e, şunu... ...çok net bir şekilde söyleyebilirim... E, ...7 yıldır denetim komisyonu üyesi... ...plan bütçe komisyonu üyesi... ...olan birisi olarak... ...encümen üyesi olarak... ...birisi olarak... ...söyleyebilirim... ...yani belediye... E, ...mümkün olduğunca... E, ...doğru kullanmaya çalışıyor... E, ...eleştirileri de... ...yani insanlar açık, şeffaf. Bak ben herkese de söylüyorum. Bazen böyle konuşuyoruz. Yani ben e, isteyen isteyen herkese şu, bu anlamda kafasındaki bir soru varsa gel kardeşim diyorum belediyede. Yani ben belediyenin şey tarafındayım. Hı hı. Yani icra tarafında yani e, meşguliyetim yok. Vaktim daha fazla. İnsanlara gösterebilirim. İstediğin evrakla ilgili gel beraber çağıralım konuşalım. Eee ya yani bilgi insanın şöyle bilginiz yoksa bilmediğiniz şeye cahili olduğunuz bilgisinin bilmediğiniz konulara herkes düşman çabuk kesiliyor. Hı hı. Tanımadığınız insan. Mesela ben bazen sosyal ağda görüyorum. Şimdi e, benimle hayatında hiç karşılaşmamış. Benimle hiç bir işi olmamış. Bir insan e, sırf bir şeyin görevim sebebiyle adam böyle bir sürü laflar ediyor. Yani halbuki gelseniz veya sizin için de düş herkes Hı. için aynı. Diyalog çok önemli. Ee, herkese açık, şeffaf. Ben belediyecilik anlamında e, söyleyebilirim. Yani Yücel Başkan da aynı. Yani başkanların, onların icra makamında genel sekreterin olsun, daire başkanının bir sürü işleri var, meşguliyetleri var. Yani ben şunu bak aracınızda söyleyebilirim. Bir konuda Hı. kafası karışmış. Bir sormak isteyen varsa Gelsin belediyeye açalım. Mesela Mali işler Daire Başkanı'nı açalım. Hı hı. Bilmem ne dairesinin söyleyelim. Gel kardeşim. Zaten ben orada denet komisyonlarda olduğum için ben de çokları, çoğu da var ama bilemediğimiz daha ayrıntısını öğrenmek istiyorum. Hemen açalım soralım. Sen bu parayı niye harcadın? Bu böyle niye oldu diye soralım. Öyle atıp tutmamayı. Yani neden? Ben şöyle düşüneyim. Bak, eğer ki siz şehrinizi, şehrimizi yanlış bilgilendirir kötülerseniz biz hepimiz kaybediyoruz. Marka şehir olmanın yani cazip hale gelmenin. Ankara'daki adam şimdi diyelim ki sizin yazdığınız, siyasetçinin yazdığı şeyi okuyor. O zaman bu şehirden bir şey olmaz. Ee, hani derler ya kavgalı eve gelin gelmez. doğru Burada çok kavga etmenin manası yok. Ee, benim mesela muhalefim diyelim muhalefet üyesiyim. İktidardakine belediye başkanına çok haksız yere ateş etmem aslında o kurşun bana da geliyor. Hiç kimse ben karşıdakini vuruyorum değil. Hep birlikte kavga etsinler, yengeç sen, sepeti sendromu vardır. Söyleyeyim onu? Çok uzatmadıysam. <laughs> Yok, Şimdi Balıkesir'in en büyük sıkıntılarından <laughs> bir tanesi şehirde yengeç sepeti sendromu diye bir şey Nedir var, var. Anlatayım. Bir vatandaşın birisi balıkçının bir adamın birisi yengeç tutuyormuş. Gelmiş. Demiş ki ya küçücük böyle bir şey sen sığ diyelim. Hı -hı. Kabın içine bir sürü yengeç var. Demiş ya amca yengeç tutuyorsun bir sürü de bunun içine atmışsın. Çok demiş bu kısacık suyla da doldurmuşsun. Bu yengeçler buradan kaçar. Oğlum demiş kaçmaz. Yengeçler bir tane atsaydım kaçardı. Ancak burada demiş 100 tane bir sürü yengeç var. Bunların hangisi buradan çıkmaya çalışsa öbürü tutuyor. Hiçbiri çıkamıyor. Bunlar tek olsa hepsi çıkacak te teker teker çıkarlar. Hı hı. Yengeç sepeti sendromu bu. Şehirde biraz böyle bir şey vardır parti yani siyasi anlamda partilerde de öyle gazetecilerde de diyelim ki ya biraz daha yukarı çıksın paçadan nasıl hemen Heh, yengeç sendromu bu hemen hep beraber kut, çukurun içinde beraber halbuki bırak gitsin şimdi abi iki tane e, sorum var bunlara kısa hemen e, cevap istiyorum Herhangi bir siyasi herhangi bir siyasi partiden demeyeyim de ya hep siyaset konuşmuyor. Hayır sor, sadece soru <laughs> soracağım. Tamam ee, teklif gelse gider misin? Efendim. Siyasi partiden herhangi hayır, şu anki mevcut hayır. siyasi partilerden teklif gelse. Hayır. Çünkü gündem revaçta bir iki tane de parti var da. Hayır mevcut onlar mevcut. ben bak bunları da e, ifade ediyorum da. Yani bir partiye gitmem Hı -hı. söz konusu değil. Çünkü ben e, bu particiliği parti anlamında da söylemiyorum şu anda. Ak Parti ve MHP'nin durduğu yer doğru yer. Yani benim fikri anlamda da, siyasi anlamda da durulması gereken yer. Tamam. Buradan dışında ben gidip de CHP ile HDP'nin yanında duran bir partiye hele hele gitmem söz konusu değil. Eğer ki milliyetçi, Atatürkçü, Cumhuriyetçi, devletçi milletine bir insanın böyle bir yani gerek yok. Particilik ayrı bir şey, siyasi kavga başka bir şey kişisel ikbal için mesela işte, Ak Parti'den de ayrılan madem siyasete gene dönüp yok hiç girelim. hiç bence girmeyelim abi. Girmiyor. Ben başka şey yapacağım. Evet, tamam ben geliyorum. kesinlikle gitmem. Durduğum yer bellidir. Geldiğim Hayır. çizgi de bellidir. Yani benim diyorsun? durduğum şey benim 30 senedir yani üniversiteden başlayalı hayatım boyunca çizgim belli. Yani bana bana kimse ben Ak Parti mesela Anavatan'dan doğru yol partisi bak Refah Partisi şey de aynı. Hı. Mesela Saadet yani ya girmeyelim. Girmeyelim. <laughs> bence de girmeyelim. Peki e, biz Mehmet Bülol Şahin'i <laughs> bu siyasi arenada yarın öbür gün bir belediye başkanı ya da herhangi bir yere aday olarak görebilir miyiz? Bilmiyorum. Bak söyleyeyim. Yani hayır böyle bir siyasette varsanız her bir siyasi parti üyesinin ya da vatandaşın mu, yani daha üst şeyleri hayal etmesi bir motivasyon gereğidir. Ama ben biraz önce anlattım. Hı hı. Hiçbir zaman bir derneğin mesela Aydınlar Ocağına da ben yani o zamanki işte söylüyorum Aydın Gökmen Recai Gürcan onlar da burada hayattalar yani gel dediler gittim Balıkesi Spora onu da söyleyeyim mesela Sıtkı Sıtkı abi Sıtkı Şeremetli abi MHP il başkanı açtı bir gün dedi ki bir ol liste yapıyoruz. Seni de yönetime yazıyorsunuz dediler. Yazdım. Orada nereye, Hangi yönetim? Normal Balıkesirspor yönetiminde ben yıllarca. Şeyde parti disiplin vardı ya disiplin. Orada Erottaş de... kesen bir gün telefon. Yani ben şöyle bir Balık Spor'da nereye yazlar? Direkt yönetime mi? Yönetimdeydim. Yönetim genel programı. sekreter. Bir ara sonra bir kongre yaptık. Önce genel sekreterdim. Ee, sonra kongre yaptık. Basın sözcüsü oldum. Yani dediler basınla ilgili. Yani Abi. ben şöyle ben bugüne kadar partideki AK Parti'de aynı. Bir şeye talip olmadım. Talip olmaya doğru bulmuyorum. Zaten AK Parti geleneğinde de aynıdır. MHP için de aynı şeyi söyleyebilirim. Hı hı. Bir şeyi böyle histerik bir biçimde ben buraya olmak istiyorum diyen hiç yani siyasi tarihine herkes baksın. Olmuyor. Olmaz. Ee, siz şuna inanıyorum. Herkes verilen görevi yüzücülerin hatırlıyor yüzücüler kendi kulvarları vardır. Hatta böyle bir de e, arayırlar. Hı hı. Ne yapar yüzücüler? Herkes kendi kulvarında var gücüyle oradaki de hedefe değmeye çalışır. Ben herkes için aynı şeyi söylüyorum. Kardeşim, partide bir görevin varsa, senin işin yandaki arkadaşlara tekme atmak, çelme takmak, dirsek atmak olmasın. Herkes kendi kulvarında, yani Doğru Yol partisinde de aynı şeyi söylüyorum. Yani hı hı. doğru kendi kulvarında herkes yapabileceği en hızlı biçimde koş. Olacaksa nesil. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun çok güzel veciz Anladım. sözü vardır. Sefer bizden, biz seferle mükellefiz. Zafer Allah'tan. Sen verilen görevi yap, parti takdir eder, eder. Nasip değilse etmez. Bir de ben şeyi de söyleyeyim. Ben İslam tasavvufunu çok severim. Bol bol okurum. Hı hı. E, oradaki ilkeler, onların şeyleri de çok e, vecizdir. Mesela tasavvufta tuğlü emel yasaktır. Yani tuğlü emel demek uzak emel. Böyle beş sene sonra şu olacağım, üç sene bu plan. Yani hem böyle buraya yazacaksınız Allah'ın bir sürü iş yerleri her yerde Allah'ın dediği olur. Sonra Allah'ın dediği olacağını bile bile bir sürü plan, bir sürü entrika, bir sürü şey. Bak ben hele yani son 2014'ten sonra ya yani siz de canlı Hı -hı. şahidisiniz. Yani büyük şehir belediyeler, AK Parti anlamında çok kargaşalı süreç yaşadık. Tabii. Yani o sürecin göbeğinde olan neden yani gizli saklı şey yok. Ben hem 6 Eylül meclis üyesiyim hem büyükşehir meclis üyesiyim. Büyükşehir'de Edip Başkan'la 6 Eylül'de Zekai Başkan'la o kadar kavga gürültü var. Ben ısrarla hiç yani şey olmaya e, olmadım. Taraf anlamında söylemiyorum. Yani doğru neyse partinin şeyini ne, kişiselleştirmemek lazım. Bir de çok şey yapmamak lazım. Çok ben hayal kuran insanlardan hiçbir şey olmuyor. Hayal kursunlar, motive olsunlar ancak yaptık bir hedefe ulaşmak için kendim için de söylüyorum. Her şey mübahtır. Çirkin bir davranış, ahlaksız bir davranıştır. Her şey mübah değil. Mübah olan tek şey mevcut olduğun yerde en iyisini yapacaksın. Siyasette yoksun, gazetecisin. İyi gazeteci olacaksın. <laughs> Devletine, milletine faydalı iş yapacaksın seni bir parti diyebilir ki gel kardeşim bana ihtiyaç var. Yarın bana diyebilir parti. Bak yarın kardeşim sana ihtiyacımız yok. Çık türü bire der. Zerre kadar kalbimde kırıklık olursa bak olmaz söz. Ya yani olmaz. İnsanım belki üzülebilirim. Ancak bunu böyle ben aha şimdi şimdi size gösteririm. Hırs, Aa, böyle bir şey. Intikam Yanlış gibi. şey. Doğru. Biraz önce tasavvuf. Hacistanlar yani bir beden bir de ruhu var. Manevi varlık. Hı hı. Bedeninde rahatsızlık olduğunda ne yapıyorsunuz? Doktora giriyorsunuz. Manevi hastalıkları var insanların. Kibir, hırs, çekememezlik, kıskançlık, yani kin, öfke. Bak bunlar yani tasavvuf dediğiniz şey de bu manevi hastalıkların aslında tedavi yöntemi. Hı hı. Yani bunlardan uzak durmakta fayda var. Bütün siyasetçilere söyleyeyim. Allah aşkına, lütfen bırakın yani şeyi bir sürü. Bu bir de herkese bir sürü görev var. Çünkü kavga edenleri kimse istemiyor. Ne seçmen istiyor. İş yapılsın istiyor insanlar. Partilerin genel merkezleri de imse istemiyor. Kavga eden herkes tasfiye oluyor. İşine odaklanan insan başarılı oluyor. Ticarette, ailesinde her konuda aynı. Benim Anladım. böyle bir şeyim yok. Vallahi inşallah dediklerin olur abi. <laughs> O söyleyeyim siyaset olur mu? çok seviyor Yok, olması abi. zor. zor. <laughs> Neden olmaz? olmaz? Olmaz. Yani bu da realitesi. Ama tavsiyemiz böyle en aza indirmek lazım. Ee, yani bir şey olursa da Allah imtihan bile. Biz Müslümanız. Ee, yaşadığımız e, üzüntüler, kayıplar, ödüller, Hı. makamlar hepsi bir imtihan. Yani ben şahsen imtihanı verememekten korkarım. Çünkü siz belediye başkanısınız. Bak Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 1 milyar 350 milyon 2021 bütçesi 1 milyar 350 milyon. baskinin 650 milyon. Balıkesirli'nin 2 eski parayla 2 katrilyon parasını yani siz hükmediyorsunuz. Bak çok ağır bir vebal. Bunları konuşalım abi. Yani bunları başka zaman konuşalım. Aynen konuşalım. Ee, yani çok da talepkar olmamak lazım <laughs> anladım abi çok teşekkür ederim programa katıldığın için ben teşekkür ederim biraz böyle siyasete kaydık geldik gittik geri geldik bir sonraki programda o, o siyasi bölümleri sorun... makaslayın yok isterseniz. yok yok. gayet <laughs> keyifliydi bu siyasi yorum olarak baktık ya, evet çok şey değil Güzel. ama insan e, siyaset ben daha doğrusu particilik başka bir şey siyaset Hı -hı. çocuk yani şimdi bir su iki üç çocuğum var benim Üçü birden su istediğinde birisine vermek. Birisine verebilirim değil mi? Hangine vereceğimi tercih siyaset. Yani hmm. siyaset her alanımızda var. domatesimi yarım kilo mu alacağız iki kilo mu alacağız o da bir tercih siyaset. Particilik başka bir şey. Particilik şeyi biraz... Son uzunmuş. olarak abi bir kapanış <laughs> konuşması da alayım senden ondan sonra Kapanış konuşması. Evet. Politik parti içi parti dışı. Her konuda ısrarla biraz önce de bir vesileyle birkaç arkadaş konuşuyoruz. Kapıyı kapatmayın. Masadan kalkmayın. Kimseyle tartışsanız bile kavga ediyoruz ya. Bak sakın ha masadan kalktınız mı kayıp olur. Biz şimdi kapatmayayım ben şeyi. Tamam. Başka programa. <gülüyor> tamam. <gülüyor> şey Orada. Kapanış devam. konuşması olmasın. Masadan kalkmıyorum ben Koltuktan da kalkmayalım. <laughs> tamam. Ya yani başka koltuğa geçebiliriz. O biz, anlamda biz söylüyorum. Kapanış konuşması yapmıyoruz efendim. Ee, izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, Mehmet Birol Şahin'i konuk ettik. Görüşmek üzere.